Nerede konuşulan en önemli başlıklardan biri TÜGVA sevgili izleyiciler. Uzun zamandır konuşuyoruz ve ardı arkası kesilmiyor TÜGVA ile ilgili işte ifşalar, neler yapıldığına dair. Şimdi en sonki örneğinden bir bakalım. Sızıntılar devam ediyor, belge sızıntıları ve bu kez skandalın adresi de Muş sevgili izleyiciler. TÜGVA Muş temsilcisi Tahsin Orhan'la Muş valisi arasında bir gerginlik yaşanıyor ve Orhan'ın valinin görevden alınması için girişimlerde bulunduğu ortaya çıkıyor ve bunun belgeleri de sosyal medyada yayıldı. Elbette sadece bu değil. TÜGVA ile ilgili çok fazla sızıntı da var. Şimdi bu konuyu konuşacağız, ele alacağız. Bir Gün Gazetesi yayın koordinatörü Sayın Yaşar Aydın yayın konuğumuz. Merhaba Yaşar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Şimdi TÜGVA ile ilgili ilk bilgiler geldiğinde çok büyük bir şok etkisi olmuştu ve bu hiç düşmedi. Yani her gün bu sızıntılar ortaya çıktıkça şaşırıyoruz. Yani neler olmuş, neler bitmiş diyoruz ve sanki devamı da gelecek gibi gözüküyor. Ne dersiniz? En son Muş örneği var. Bu sızıntılar devam eder mi? Bunlar bize neyi anlatmış oluyor aynı zamanda? Yani öncelikle şunu söylemek lazım ki sızıntılar devam edecek. Çünkü parti içindeki ya da iktidar cephesi içindeki çatışmanın ürünü bunlar. Yani TÜGVA aslında bu sürecin bir parçası, çatışmanın, çekişmenin bir parçası, iktidar çatışmasının bir parçası. Cumhur İttifakı'nda AKP içinde yaşanan büyük o itiş kakışın bir parçası olduğu için özellikle aile, saray efradı, de bunun bir parçası olduğu için direkt Erdoğan'a saldıramıyor şu anda. Belki kim yapıyor tam bilemiyoruz tabii. Bu sızıntının esas kaynağı neresi bilemiyoruz ama şurası çok kesin ki parti içinde, iktidar içinden bir sızıntı gerçekleşiyor. Direkt Erdoğan'ı karşısına alamayan bir ekip Erdoğan'ın etrafına saldırıyor. Oğluna saldırıyor. Onun etkili, ailenin etkili olduğu bir alana doğru saldırıyor. Ama bizim açımızdan TÜGVA'nın bu ifşaları çok sürpriz değil. Yani benzer bir hikayeyi hatırlarsanız 2002-2013 arası Fethullah Gülen cemaatiyle yaşadık. Neredeyse aynı şey, aynı yöntemle devlete paralel, devlet aygıtlarına paralel bir yönetim oluşturdular. O insanlarla ilgili bilgiler istiflediler. Muhbirlik mekanizmasını çalıştırdılar. Ve önemli görevlere, kilit görevlere kendi insanlarını yerleştirdiler, yargıdan emniyete kadar böyle çalıştılar. Orası boşalınca kuşkusuz en hızlı davranabilecek yapı da belli düzeyde örgütlü, vakıflar üzerinden örgütlü TÜGVA oldu. Bir de arkasına sarayı da almıştı. Çok hızlı devreye girdi. Ama tabii cemaat kadar çok organize olmadığı için, yıllara dayanan bir organizasyonlar olmadığı için fire verme, sızıntı yaşama noktasında çok daha kırılgan bir yapı. Yani cemaat daha aşağıdan gelerek, okullardan gelerek bir örgütlenme yaparken TÜGVA çok hızlı davranmak zorunda kaldı. Cemaatin boşalttığı alana doğal olarak çok denetime sahip olabildiğini düşünmüyorum kendi yapısında. Ve bu nedenle de bundan sonra da çok daha fazla sızıntı olacak. Çünkü muhtemelen devletin istihbarat görevlileri, emniyet, yani bazı insanlar TÜGVA içinde de at oynatıyor gibi gözüküyor. Oradan çok fazla bilgi belge gelecek ve sona doğru bence bu iş biraz saraya doğru da ilerleyecek gibi duruyor. Peki o yüzden mi şu an sizce iktidarın gündeminde değil bu? Şimdi ben bakıyorum işte bu zamana kadar şöyle izleyicilerimiz için kısaca özetleyecek olursak düşük bedelle kiralama, ücretsiz bina tahsisi, vali ve kaymakamların atanmalarında torpil, fişleme ve bununla birlikte işte en sonki olayı da az önce söyledik. Yani bunların hepsi çok büyük olaylar ama iktidarın gündemine girmiyor bu konular. Türkiye bu konuları konuşuyor ama bu konuyla ilgili bir söz dahi yok. Bunun sebebi nedir? Yani bunun iki tane nedeni var. Birincisi bu yarattıkları Türkiye'nin fotoğrafı aslında TÜGVA. Liyakatin olmadığı, başarının esas alınmadığı, bilginin birikimin esas alınmadığı, tam bir yandaş yağmasının önüne açıldığı bir sürecin fotoğrafı, en net fotoğrafı belediyelerden devletin bütün kaynaklarına kadar her şey TÜGVA'nın önüne serilmiş. Onun üzerinden geliştirilen bir süreç. Bu hakikaten biraz Türkiye'de son 5-6 yılda ne oldu diye bakanlar açısından net bir fotoğraf sunuyor. Bu işin bir tarafı, bu yüzden hiç üzerlerine alınmıyorlar, yokmuş gibi davranıyorlar. Çünkü en sonu kendilerine dokunan bir hikaye. İkincisi de parti içinde, iktidar cephesinde yaşanan bir sürecin olması. Çünkü bu bilgilere, bu sızıntılara,
basit de gözükse, İl gibi gözükse de aslında sizin de söylediğiniz gibi içinde çok önemli başlıklar da var. Bunun kaynağı mutlaka iktidar içinden olmak zorunda. Yani bir gazetecinin ya da muhalefet partisinin direkt ulaşabileceği belgeler bunlar değil. Doğal olarak içeriden bilgiler artık sızmaya başladı. Bu da tabii parti içindeki çekişmeyi gösteriyor. Bir başka etkeni de var bu. Belki üçüncü sayabileceğiniz etken de kendi iç çözülmelerini yaşamaları. Yani bürokraside ve kendi iç örgütlerinde bir çözülme yaşamasını gösteriyor. Net yaşandığını gösteriyor net biçimde. Bu üç başlık. Yani bu çürümenin büyük fotoğrafını göstermesi, kendi işlerinde yaşanan çatışma ve en nihayetinde çözülmeye doğru giden üç başlık gündemde uzak tutma, böyle bir şey yaşanmıyormuş gibi gösterme çabasını da ifade ediyor. Yani çok üzerlerine alınmıyorlar ama bu üç temel başlık onları çok fazla tedirgin ediyor. Eğer bir yerinden girseler ve tartışmaya başlasalar aslında çok sıkıntıya girecekler. Bunu da biliyorlar. Hem kendi tabanı açısından hem de kendi örgütsel düzeyinde. O yüzden mümkün olduğu kadar yokmuş gibi davranıyorlar. Ama nereye kadar gidecek tabii bu suskunluk? Orası da çok belli değil. Öyle ya da böyle daha büyük hedeflere doğru ilerlediğini görüyoruz net biçimde. Çok susabilecekleri, görmezden gelebilecekleri bir noktada değil artık. İşte bunlar bilinmiyor ama bu belgeler ortaya çıktığında ne kadar tırnak içinde söylüyorum etkili rollerde oldukları görülüyor. İşte valiyle yaşanan tartışma sonrasında valinin görevden alınması için o listeye baktığımızda bir sürü şey var. İşte gayri ahlaki duyumlar var, maddi durumu yetersiz, bizden olmadığına dair dedikodular var, şaibeli görünüyor. Bunların ispatı da istenmeyen şekilde oluyor. Yani pek çok kişiye kapılar kapanmış oluyor ve pek çok kişiye kapılar açılmış oluyor. Dolayısıyla ilerleyen günlerde iktidar gündemine girer mi bu konu bilmiyorum ama muhalefet bu konunun peşinde. Ne dersiniz? Burada en fazla yapılması gereken şey nedir? Bu çürümeyi mümkün olduğu kadar deşifre etmek lazım. Sürekli gündemde tutmak lazım. Çünkü bu AKP yönetiminin tarzı, yani AKP yönetimi diye bahsettiğimiz hikaye tam da bu zaten. Yani bunun dışında bir şey değil. Bunun üzerine gitmek lazım. Bundan vazgeçmemek lazım. Her yerde ifşa etmek lazım, bütün o medya organlarında, sokakta bunu çok rahatlıkla söylemek ve üstüne gitmediği sürece gündemden öyle ya da böyle düşecektir. Çok yakın süre içinde bugün o metinlerde ismi geçen insanların da yavaş yavaş konuşacağını düşünüyorum. Valisi, savcısı, hukukçusu çok yakın sürede onların da yavaş yavaş konuşmaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü o isimler dolaşmaya başladı. Kendilerince haksızlıkla uğradıklarını düşünüyorlar bazı insanlar. Ve şu anda yer değiştirmek için tam zamanı. Bir yandan da böyle görmek lazım. İktidar çözülüyor, yeni bir iktidar kuruluyor. Şu anda yer değiştirme, yön değiştirmenin tam zamanı. Bu yüzden de buradaki bahsettiğimiz metinlerdeki isimlerin de yavaş yavaş konuşacağını, yavaş yavaş ortaya çıkacağını düşünüyorum. O açıdan da yeni bir boyuta taşınacak. Sadece bir sızıntı, ifşadan öte birinci derecede olayın tanıkları, olayın kahramanları devreye girecek ve konuşacak. Çok kapatılabilecek, üstü örtülebilecek bir noktadan çıktı artık. Tıpkı Peker'in açıklamaları ya da Eymür'ün açıklamaları olduğu gibi, yani iç çatışma başlayınca bunun sonu yok. Bugün Abdülhamit Gül Süleyman Soylu'ya yanıt verdi örneğin hukuk meselesinde. Yani kavga bir başladıysa ve iktidar çözülüyorsa bunun artık bir sonu yok. İktidar bitene kadar, iktidarı kaybedene kadar bu kavga sürer. Sanırım TÜGVA'da bunun önemli bir parçası olacak, devam edecek. Bize düşen görev de bu meseleyi sona kadar sürekli ifade etmek. Yaşadığımız büyük zararları sürekli tekrar etmek. Çünkü en nihayetinde bu mesele sadece iktidar cenahı içinde yaşanan bir kavga değil. Sonuçları itibariyle Türkiye'nin kaynakları tüketildi, kaynakları peşkeş çekildi, liyakatsız insanlar çeşitli görevlere getirildi. Biz esas olarak sorunu yaşadık. Zararı esas olarak Türkiye halkları gördü. Bu anlamıyla da en çok bağırmak, itiraz etmek ve bu yaşananları deşifre etmek bize düşer sanırım. Pekala. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız için. Yaşar Bey sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.